Şimdi arkadaşlar, midüretral askı biliyorsunuz inkontinansta altın standart cerrahilerden biri. Burada bizim dikkat etmemiz gereken üretra, üretra çıkışında skene bezleri var. Üretranın 1 santimetre altında vajinanın içerisinde pürtüklü bir alanımız var. Bu alanımız kadın erojen ağı olarak Akın abiyle adlandırdığımız erojen ağın bir parçası. Onun için buraya diseke ederken tam kat diseke etmek, minimum hasar verecek şekilde derine yerleştirmek, üretrayı düzgün bir şekilde bulmak önemli. Yoksa aşırı miktarda fibroz yaparsınız, cinsel aktif kadınlarda da erozyon yaparsınız. Ona dikkat etmek gerekiyor. Şöylece buradaki ön urogenital üçgene bakacak olursak, ischiocavernous kas, superficial transvers perineal kas, ekstra anal sfinkter, perineal cisim ve perineal cisime yapışmış olan bulbospongioz kas var. İntegral teoriyi yine Akın abi sayesinde öğrendik. Bu perineal kas da inkontinans mekanizmasının mihenk noktalarından biridir posteriorda arkadaşlar. Perineal cisim, yani gerekirse onu da özellikle noktri ve örcü olan olgularda düzenlemek gerekir. Şöyle bakacak olursak üretranın etrafında bir konstriktör üretra, kompresör üretra ve üretrovajinal sfinkter var ama kadınlarda bu kas demetleri çok ince. Bazıları üretrayı tam olarak da sarmıyorlar. Onun için kontinans mekanizması aslında kontinans mekanizması aslında erkekler kadar prostat olmadığı için sağlam değil. Ancak mesanenin üretrayla yaptığı açı ve biraz sonra göreceğiz puboüretral ligamanlar bizim için önemli. Arkadaşlar burada bizim dikkat edeceğimiz, bakın burası üretra, klitoris. Klitorisin altında kobalt plexusları var kanayan. Yani klitoris ile üretra arasında. Şurası simfisis pubis. Burası neden önemli? Aşağıdan girdiğiniz kancayı üretra altına doğru götürürseniz kanarsınız. Sebebi bu. Peki buraya götürürseniz ne kanar burada da? Bakın burası mesane, burası simfisis pubis. Arasında ne var? Retius aralığı burası. Prevezikal alan. Burada ne var kanayabilecek olan da? Santorini venes plexusu var. Onun için burada iterken damarların ittiğiniz kancanın ucundan kaçabilmesi için yavaş ve kontinüs şekilde itmeye çalışırsanız arkadaşlar iyi olur. Kadın pelvisindeki yapılara bakacak olursak arkadaşlar yine perineal body ve ona yapışık olan bulbospongioz, superficial transvers, içeriden bakıyoruz bu sefer. Ekstra anal sfinkter, dışarıdan görüntüsü bu. Hemen üzerinde bir fasyamız var. Hemen onun üzerinde levator plağımız ve arcus tendineus fascia pelvisimiz var. Arcus tendineus fascia pelvisimizin önemi şu yanda görüyorsunuz. Arcus tendineus fascia pelvis, obturator internus kası, levator plağı ve levatorun iliokoksijus dalı, puborektalis dalı gibi parçaları. Bunların ikisinin arasında arcus tendineus fascia pelvis ve atla bu alandaki bu dikebileceğimiz alanlar. Bizim için önemi şu. Bu rektumu koyduktan sonra rektumun yanında yan bağlantıdır. Vajina, vajinal hamam yanda bağlandığı yerler arkadaşlar. Bunun önemi doğum sırasında bunların yırtılarak mesanenin aşağıya doğru parasantral defektlerinin olması. Eğer santral olmayan bir defekti siz aşağıdan sadece sistosel onarır gibi bizim büzüştürme ameliyatı dediğimiz yöntemlerle büzüştürürseniz oradaki yan defekti büyütürsünüz. Hasta 3 ay sonra tekrar sarkmış şekilde geri gelir. Onun için paravajinal defekt varsa tekrar vajinayı alıp bu yandaki alana, hamağı sağlamlamak gerekiyor. Bunun da üzerine ne gelecek? Mesane ve üretra gelecek. Mesane ve üretra geldi. Bakın burada serviks
Bizim aslında kilit taşı dediğimiz pelvisteki alan. Neden? Buraya kardinal ligament bağlanıyor. Arkadan sakroterin ligamentler bağlanıyor. Böylece aslında pubo-cervico-vajinal fasyayı ta sakrouterin ligamentlere kadar bağlayan bir bağlantı oluşturuyor. Bunun çevresinde kardinal ligamanın yaptığı ön ve arka servikal halka var. Eğer kopma buradansa doğru tanı koyup tekrar pubo-cervico-vajinal fasyayı serviksin halkalarına bağlamak ya da kardinal ligamentlerden geçerek önde veya arkada yeni halka oluşturmak, ona göre plikasyonunuzu planlamak gerekli. Burada kontinans mekanizmasını sağlayan diğer bir bizim yardımcımız da en önemlisi puboüretral ligament arkadaşlar. Bu kadının ayakta duran hali, mesanenin doldukça öne doğru gittiğini düşünecek olursak bir miktar, şu gördüğünüz açı ve puboüretral ligament kontinans mekanizmasında önemli. Ön, orta ve posterior burada görüyorsunuz köprü anolojisi. Burada köprünün kendisini oluşturan pubo-cervico-vajinal fasya. Yandaki büyük ipleri oluşturan arcus tendinosus fasya pelvis ve burada yan vajen bağları. Önde simfiz pubis'e bağlı olan pubo-üretral ligaman. Burada yine görüyorsunuz pubo-üretral ligaman. Topografik olarak yerimizi görüyorsunuz. Bizim gireceğimiz yer üretranın arkadaşlar, kadınlarda üretra 2 ila 4 santimetredir. Sondanızı koyup çekiyorsunuz. Mesane balonunu hissediyorsunuz. Hissettiğiniz yer mesane boynu. Mesane boynu ve çevresinde kritik elastikiyet zonu var. Oraları diseke etmiyoruz. Sistosel onaracaksanız boyundan arkada başlıyorsunuz. Yok. Eğer midüretral sling koyacaksanız askı, yine orayı diseke etmiyorsunuz. Üretra ortasında yarım santimetre bir yer açıyorsunuz. Onun için bu alanda açacağız yerimizi. Şimdi bizim oynayacağımız yer askı cerrahisinde prevezikar alan ya da retius alanı arkadaşlar. Burada simfiz pubisi görüyorsunuz. Burada mesane. Bu yanda lakunar ligamanlar ve Cooper ligamanı var. Biraz gerisinde pektineal ligaman var. Şurası simfisis pubis, ön taraf. Şurası arka taraf, rektum, uterus, mesane. Şurası retius alanı. İşte bu alanda defektleriniz varsa onaracaksınız. Buradaki farklı ligamentleri farklı ameliyatlarda kullanıyoruz. Pektinal ligamanın anatomisinde, bu sizin slaytınız abi. Marilyn Monroe, evet. Arkadaşlar şurada üretrayı görüyorsunuz. Bakın yanda Cooper ligamanı neden önemli arkadaşlar anlatacak. Midüretral askılarda eğer gerekirse Birch operasyonunda ya da paravajinal defektleri dikerken bakın yanlara dikiyorsunuz. Cooper'ı da Birch'te bir ya da iki sütürle kullanıyorsunuz. Yine bakın daha yakın çekim. Bunlar bizim kadavra çalışmalarımız arkadaşlar. Bakın mesane burada, üretra buradan geliyor. Puboüretral ligamanları göreceğiz zaten aşağıda. Puboüretral ligaman simfisiz. Bakın yine simfisin arkasından kaynaklanan puboüretral ligaman. Puboüretral ligamanın görüntüsü, şurası vajen, burası üretra, üst kısım açıldığı yer. Yine altın standart ameliyatımız nedir? TVT. TVT ameliyatında arkadaşlar geçtiğimiz açı bu olmalı. Onun için TVT'nin ucunu yukarıya iterken arkasını çok kontrollü olmanız gerekiyor. Ve simfisin arkasını yalayarak. Yalayarak deyince bazen simfisi çok kanırtırsanız da simfisiste osteit yaparsınız arkadaşlar. Benim bir vakam vardı. 6 hafta boyunca ağrım var. Şimdi enfeksiyonumu var, bir hematom mu oldu, apse mi oluştu falan devamlı kafanızda oluyor. Ama osteoid yani 6 hafta sonra geçti, hiçbir sıkıntısı kalmadı ama o 6 hafta yürürken ağrı, ayakta ağrı vesaire oldu hastada. Bu ilk yaptığımız zamanlardı. Bakın burada geçtiğiniz alan ön tarafından çıkacaksınız pubisin. Bu. Amacımız ne? Puboüretral ligamanı taklit etmek. Şimdi hortum analojisini düşünecek olursanız, üretrayı bir hortum olarak düşünecek olursanız,
Retropubic Tot, Akın abi söyler onu da, aşağıda yine gösterir bize de. Retropubic Pop'ta, Tot'ta geçerken buradaki arkadaşlar pubovezikal fasyanın üzerinden de aşağıya doğru dönmeniz gerekiyor ki pubo-üretral ligamanı biraz daha yakın takip edelim. O dönüş de çok kolay değil çünkü yanında üretra var. Ona göre orayı kontrollü bir şekilde dönmek gerekiyor. TVT yaptığınızda TOT'ta ne sağlıyorsunuz? Zemini sertleştiriyorsunuz ki basınç arttığında hortum o zemine, sağlam bir zemine, özellikle üretra mobilitesi de varsa sağlam bir zemine bassın ki kontinans oluşsun. Ama TVT hem alttan hem yandan sardığı için üretrayı, kontinans mekanizmasını sağlamada oldukça iyi. Tabii çalışmalar işte benzer sonuçlar vardır vesaire diyor ama kontrol yapılmazsa TOT ya da çok aşağıdan yapılırsa tekrarlama olasılığı daha fazla arkadaşlar. Burada Retius alanının biraz arkasına doğru gittiğimiz zaman obturator arter venin obturator kanala girdiği yerleri görüyoruz. Biraz arkaya doğru gittiğinizde bakın eğer ucunu kancanın hastanın omuzunu hizalayacak şekilde kancada duracaksınız. Eğer daha laterali hizalamaya başlarsa hastanın yaptığını düşün anestezide. Eğer dirseği ya da eli hizalayacak şekilde dönerse elinizden o zaman arkadaşlar gireceğiniz yer eksternal ilyak arter ven obturator sinir ve damarlarının olduğu paketir. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Burada kontrollü olmak en önemli şey. Bir de burada corona mortis var arkadaşlar. Corona mortis de eksternal ilyak arter ve venin obturator arter ve venle olan anastomozları, 20'ye yakın varyasyon burada saptanmış. Neden corona mortis deniyor? Burası bir boşluk arkadaşlar Retius'ta. Hani bugüne kadar 500 vaka yaptıysak, benim bir vakamda Retius'a kanadı hasta. 4 ünite kanadı arkadaşlar Retius'a. Corona mortis'ten değil tabii ki. Corona mortis, söylemeye çalıştığım şey şu. Corona mortis'in üzerinde burayı kompartman olarak hapsedecek bir şey yok. Öyle olunca kanıyor. Bu alanlardaki kanamada ya yeniden açacaksınız ya da mesaneyi şişkin tutup folye kateteri klempleyeceksiniz ki o şişkin mesane en azından orada bir alanı kapatıp bir miktar yukarıdan da bası yapabilirsiniz. Orayı önemli olan o kompartmanı küçültmeye çalışmak. Tabii laterallerden obturator fossadan yukarıya doğru lateral peritonu psoas'a doğru takip edebilir arkadaşlar buradaki kanamalar. Onun için yani içeride de olabilir. Çok güvenmemek lazım. Hemoglobini düşen bir hastada ya bir şey yoktur dememek lazım. Bunları ultrasonla göremezsiniz psoas'ın oradakileri. Genelde MR çektirmekle görebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Corona mortis'e gelince yani buralar artık elimizin altı arkadaşlar. Anatomide de göreceksiniz. Her yeri görebiliriz. Corona mortis'ten kanıyorsa dikeriz. İstediği yerden kanasın arkadaşlar. Burada anatomi oradan girip tepeye kadar, sakroma kadar öğreneceksiniz zaten. Özellikle histerektomize olgularda arkadaşlar bu retius mesafesi vajen de aşağı doğru geldiği için kısalmaya başlıyor. Burada benim yine bir tane komplikasyonum var histerektomize olguda. Mesaneden geçtim o olguda. Bu TVT yaparken. Ve bir miktar sıvı geldi halde. Yani bir şey yoktur dedim. Yine de girdim baktım. Açılı optikte bakmadığım için göremedim. Akşam sıvı gelmeye artmaya başlayınca oradan aldırdığım sıvıdan aldırdığım örneği üre kreatinin çalışmaya gönderdim. Tahmin edeceğiniz gibi çok yüksek gelince o bacağı alıp TOT'a döndürdüm. Böylece bir taraf TVT, bir taraf TOT oldu. Bir sıkıntı olmadı. Ama hani histerektomize olgularda ekstra dikkat etmemiz gerektiğini bilin. Bir başka yanaşan şey buraya, Retius'a histerektomi olunca nedir? Bağırsaklar arkadaşlar. Onun için simfisin arkasını takip etmeyip biraz daha ileriye doğru ittireceğim ben demeye başladığınız zaman da aklınızda her zaman orada bağırsak mı var acaba diye de histerektomize olgularda aklınızda bulunsun. Biliyorsunuz TOT geçişlerinde, sling geçişlerinde ya da dört kollu örgü geçişlerinde obturator kanalı kullanıyoruz. Obturator kanal obturator membranla kapalıdır arkadaşlar.
Burası medyan alan, yani simfis pubis burada. Burası lateral, alayılığa kadar. Üst kısımdan, lateral üst kısımdan arter ven ve sinir pakesi çıkar. Bizim geçtiğimiz alan nedir arkadaşlar? Eskiden bu alandı, şimdi artık bu alan. Daha yukarıdan retropubic tot da daha yukarıdan geçeceğiz. Aynı dört kolunda olduğu gibi, dört kolunda birisi buradan, birisi buradan. Buradan geçerken de arkadaşlar, obturator arter ve venin damarının dalları var. Korkmayın. Buradaki kanamadan korkmayın arkadaşlar. Geçtiniz kanıyor. Meşi geçtiniz, meşten sızarak kanıyor. Hiç korkacak bir şey yok burada. Neden? İç kısmında ne var burayı kapatan? Obturator internus kası var. Dış kısmında ne var? Obturator externus kası var. İki kas arasında kemikle yanları olan bir alan burası. Bu alana, vajinaya güzel bir tampon koyup yukarıdan da elinizle, elinizin ayasıyla ya da yumruğunuzla dışarıdan bastığınız zaman içten ve dıştan 5 dakikada burada kanama manama kalmıyor arkadaşlar. Şimdi yine açılanma önemli dedik. Retropubic totun öneminden bahsettik. Üretra altında hortumun altına bir zemin hazırlıyor. Çok fazla sarkmaması için. Buradaki geçişlerimizde mesaneye içeride geçerken mesaneye dikkat etmek gerekir arkadaşlar. Biz ilk başlarda anatomiye çok böyle hakim olmadığımız zaman da üretranın altını boydan boya açardık. Sonra koyardık. Koyduktan sonra hastanın bir tanesi geldi bana. Arkadaşlar dedi ki ben oturduğumda yapamıyorum. Kalktığımda da yapamıyorum. Yarı oturup yarı kalktığım şekilde yapıyorum. Daha sonra konuşuyorduk. Şeye sordum. Yurt dışından bir otörümüz vardı. Ona sordum. Petros'a sordum. Petros dedi ki mesane boyununa kaymıştır o dedi. Evet arkadaşlar, yani daha sonra ultrasonla check ettim. Hastanın örgüsü mesane boyununa kaymış. Bu kaymayı önlemek için üretrayı boydan boya diseke etmiyoruz arkadaşlar. Açacağımız yer puba üretral ligamanın yaptığı ortanın önü ya da üçe bölüyoruz. Orta 1/3 ile ön 1/3'ün bileşim yerine koyuyoruz. Ve açtığımız yer yarım santim. İyice açalım, parmağa sokalım, parmağımızla arayalım, bulalım yeri, ona göre itelim. Bunlara girmeye başladığınız zaman işte arkadaşlar meş sizin bıraktığınız yerde durmuyor. İçten görüntü, obturator internus kası, obturator kanal, şurada obturator fossa. Bakın burada arter ve venin geçtiği obturator kanal, burası simfis pubis, bu içten görüntümüz, bunları göreceğiz hep. Obturator internus kası. Obturator arter sirkümfleks şekilde önden arkadan dolanır arkadaşlar. Yine sinir arter ve venin girdiği, kanala girdiği yer görüyorsunuz. Obturator membranın kendisi. Adüktör kaslar. Damarlar. Arkadaşlar bu paraüretral retropubik yaklaşımı zaten TVT olarak gördük. Transobturator yaklaşım. Bu şekilde değil de önce biraz yatay gidip puba sarkovajinal fasciaya doğru geldikten sonra puba üretral ligaman olduğunu tahmin ettiğimiz yerden aşağı dönüp gidiyoruz. Onun için biraz daha buna dikkat etmek lazım. TVT ve obturatör. Bakın bu da askı tutunum sistemleri. Yine bunu da Akın abiden ben ilk görüp öğrenmiştim. Petros'un geliştirdiği bir sistem. Burada da aslında belki mini silingin eski şeyi değil mi abi bu? Yani ilk öncüsü bu mini silingin. Şuraya kaslara, obturator internus kasına girecek şekilde, puboretral ligamanı taklit edecek şekilde, mini silinglerde de yine obturator internus kasına girecek şekilde itiştiriyoruz. Tabii askısız olanlar, çapasız olanlar vesaire var. Onların arkadaşlar tutunduğu yer obturator internus kası, obturator membranın arasında bir yerde kalıp daha sonra fibrozisle tutunmaya çalışması. Yine çok laterallere gitmemek lazım. Giderseniz de en azından obturator arter ven pakesine girmemek lazım. Bunu bilmek lazım. Askı operasyonları TVT, Birch anlatılacak. Tot, mini silingler var.
Prepubik askılar çok sınırlı sayıda vakalarda kullanılıyor. Çünkü ön tarafta çok önde kalıyorlar bir. İkincisi önde onu tutacak olan deri altı sistem var. Çok fazla bir ligaman orada yok. Tutunamıyor. Onun için tekrarlama olasılığı daha fazla oluyor bu olgularda. İçten dışa, dıştan içe tekniği var. Transobturatör teypti. Avantajları var, dezavantajları var. Ancak dıştan içe tekniğini daha kontrollü arkadaşlar. Transobturatör kanaldan geçişi. Neden daha kontrollü? İçten dışa geçerken biraz daha laterale kayabilirsiniz. Laterale kayarsanız da orada sıkıştıracağınız sinir, obturatör sinir, kasık ağrısı yapar hastalarda. Onun için dıştan içe teknikte simfisiz alt kolunun yanında. Bazen ama şöyle bir sıkıntı da oluyor. Bazı kadınların o simfisiz kolu çok yatay ve uzun arkadaşlar. Arkasından dönmek çok zor oluyor. Onun için her yöntemi bilmenin faydaları var. Yani arkasından geçemeyebilirsiniz. O zaman mini siling yapmak gerekebilir. Ya da TVT'ye dönmek gerekir. TVT'de mesaneden geçersiniz, TOT'a dönebilirsiniz. Ya da çıkarır tekrar başka yerden aynı şekilde TVT'de geçersiniz mesaneye geçmeden. Öyle fistül falan olmuyor oralarda. Mesanede çok çabuk iyileşiyor. 10 gün direne ederseniz, sondayı 10 gün tutarsanız. Şu gördüğünüz obturatör kanal, kanalın hemen yukarısında psoas. Hemen altında obturatör internus kası var arkadaşlar. Bizim TOT'u çıktığımız yer işte burası aslında. Obturatör internus kasının altı membran. Bakın doku tutunum sisteminde. Bu ara arkadaşlar 2,5-3 santim. Yani aslında çok kontrolsüz değilsek orada bir sıkıştırma yapma imkanımız çok yok. Bu dental sinir yaralanmaları olabilir TOT uygulamasında. Pudantal sinirde çok laterale çıkarsanız eğer kas yapılarına doğru orada bir yaralanma olabilir. Bakın burada perineal görüyorsunuz. Onun için dışarıdan içe giriş, çok laterale gitmemek, kanama olursa korkmamak, iç geçişte, dıştan içe geçişte arkadaşlar parmağınızı sokmanıza gerek yok. Vajinadan da aynı kontrolü yapabilirsiniz. Yani vajinanın üst kısmından obturatör kanalın iç kısmını kontrol edebilirsiniz. Dış geçişin vajinanın hemen üst kısmında kalacak şekilde geçtiğini kontrol edebilirsiniz. Geçtikten sonra mutlaka köşeleri kontrol ediyoruz. Geçtiğimiz köşeleri. Köşelerde vajinadan geçmemiş olmayalım diye. Ve bu olgularda hemen üretraya değdirir değdirmez çok hafif bir dokunuşla bırakıyoruz arkadaşlar. Üretrada. Daha eski meşler bir gerilirdi. 3 ay içerisinde bir %30 daha gerilirdi. Şimdiki meşler öyle gerilebilen meşler değil. Örgüler büzüşmüyorlar. Porları büyük. Büzüşmeyen materyalden yapılıyorlar. Onun için bir kere dokunup hafifçe bir germe, böyle bir tartıya aldıktan sonra bırakmak yeterli olur olgularda. Benim anlatacaklarım bu kadar. Doğru.